Herkese merhaba çocuklar. Üsküp Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencileri için hazırlamış olduğumuz dikdörtgenler prizmasının hacmi konusuna hepiniz hoş geldiniz. Dikdörtgenler prizmasının hacmini daha öncesinde hesaplamayı öğrenmiştik. Neydi bu hacim formülümüz? Hacim eşittir en çarpı boy çarpı yükseklikte. Veyahut ikinci bir hacim hesaplama yöntemimiz şuydu. İçerisindeki birim küpleri sayıyorduk çocuklar. Kaç tane birim küp varsa o cismin hacmine eşit oluyordu. Veyahut ikinci yöntemde en boy yüksekliği çarparak sonucu buluyorduk. Bundan önceki derslerde bunu yaptık. Şimdi ise bir formül ile dikdörtgenler prizmasının veyahut kare prizmanın hacmini hesaplamayı öğreneceğiz. Nedir o formülümüz? Taban alanı ile yüksekliği çarpacağız çocuklar. Taban alanı ile yüksekliği çarptığımızda dikdörtgenler prizmasının hacmini kullanarak, hacim formülünü kullanarak hacmini hesaplamış olacağız. Şimdi aslında şu soldaki formülle sağdaki formül birbirinin aynısı. Neden? Çünkü taban alanı dediğimiz kısım en ile boyun çarpımıdır. Yani dikdörtgen varsa eğer kısa kenar çarpı uzun kenardır. Kare varsa eğer bir kenarın kendisi ile çarpımıdır. Az sonra sorularda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Ama başlarken ben sana bunu söylemek istiyorum. Taban alanı ile yüksekliğin çarpımı aslında en boy yüksekliğin çarpımına da mutlaka eşittir. Şimdi bak burada bir dikdörtgenler prizması var. Bunun tabanı neresi? Üst tabanı da alabilirsin. Bunun tabanı burasıdır. Veyahut alt tarafta şu an gözükmüyor burada ama şu alt tarafta da bir tabanı daha vardır burada çocuklar. Dikdörtgen şeklinde. Ne yaparsın? Bunlardan bir tanesini taban alanını hesaplarsın ve bunu yükseklikte çarparsın. Yapacağımız husus bu. Burada harfler kullanılmış, boş ver. Harfler senin kafanı karıştırmasın. Taban alanı çarpı yükseklik. Kare prizmanın hacmi. Tabanını hesaplarsın. Tabanı kare. Taban alanını hesapladıktan sonra bunu yükseklikte çarparsın. Kübün hacmi. Taban alanını hesaplarsın. Ardından bunu yükseklikle çarparsın. Bak hepsinde farklı formüller varmış gibi gözüküyor sana ama esasen hepsinde taban alanı çarpı yükseklik yapıyorsun. Ha burada kübün hacmini verirken bütün ayrıtların uzunluğu eşit olduğundan dolayı şurası en, şurası boy, şurası yükseklik. Yani a çarpı a çarpı a, yani a küpe eşit olacak. Veyahut şurası a çarpı a taban alanına da eşit olacak. Şimdi soruları çözerken kafana güzelce oturacak bu. Şimdi gelsin ilk sorumuz. Yukarıdaki kare prizmanın hacmi kaç santimetre küptü? Neydi? Formülümüz taban alanı çarpı yükseklikte. O zaman bunun taban alanını bir hesaplayayım ben. Şuraya taban alanı diyelim. Tabanı bir kare olduğundan dolayı karenin alanını hesaplayacağız. Karenin alanı bir kenarın kendisiyle çarpımıydı. Yani 4 çarpı 4. Ne çıktı? 16 çıktı. O zaman hacim formülüm neydi benim? Hacim eşittir. İlk soruda yazalım böyle. Taban alanı çarpı yükseklikte, hatta yüksekliği de kısaca h harfiyle gösterelim. Şimdi taban alanı kaç bunun? 16 çıktı. 16 çarpı yüksekliğimiz kaç? Bak burada vermiş 10. O da eşittir 160 santimetre küp çıkacak. Tamam. Yani formül ile prizmaların hacmini bu şekilde hesaplıyoruz. Ya hocam soru bitti bu arada. Hocam ben bunu en boy yükseklik yapsam, yani eni 4 bunun, boyu da 4, yüksekliği de 10 yaparsam, 4 kere 4 16, 16 ile 4 çarparsam 160 santimetre küp çıkar. Aynı sonuca ulaşır mıyım? Evet bak ulaşıyorsun. Tamam. Yani formül kullanarak, bu derste formül kullanarak prizmaların hacmini öğreneceğiz. Şimdi burada biraz daha farklı bir sorumuz var. Şekildeki yapı 1 çarpı 1 çarpı 1 santimetrelik birim küplerden oluşmuştur. Yani bunların her bir tanesinin, şurada bir tanesini gösterelim. Şuradaki küplerin her bir tanesinin ayrıt uzunluğu 1'miş çocuklar. 1 ise bunun hacimleri ne olacak? 1 santimetre küp olacak her bir tanesinin alanı. Bu küplerin eşleri olan kaç tane daha birim küp ile yapı 3 çarpı 3 çarpı 3 santimetrelik birim küpe tamamlanabilir? Şimdi 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 tane burada birim küp olması gerekiyor. 27 santimetre küplük burada küp blokları olması gerekiyor. Peki burada kaç tane var elimde? Bunları önceki dersimizde kat şeklinde saymıştık. Burada kaç kat var? Buranın tamamı 2 katlı.
Burası da 2 katlı, burası da 2 katlı, 2 katlı. Şurası ise 3 katlı, 3 katlı. Burada toplamda kaç tane var? 3, 6, 8, 10, 12, 14 tane birim küp var. Yani 14 santimetre küplük bir hacim kaplıyor. Toplamda 27 santimetre küp olabilmesi için 27'den 14 çıkartırsam 13 tane daha, 13 tane daha bize bu 1 santimetre küplük birim küplerden gerekli olacak çocuklar. Bu bir kalıp soru olduğundan dolayı bu girişte, dersimizin girişinde de yer vermek istedim. Taban ayrıt uzunluğu 12 santimetre, yüksekliği 9 santimetre olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi kare dik prizma şöyle bir şey. Tabanı kare. Her bir ayrıtın uzunluğu ne kadarmış? 12, 12, 12, 12. Bir de bunun yüksekliği var. Şeklin tamamını çizmeyelim. Şöyle yüksekliğini gösterelim hemen burada. Yüksekliği de 9 santimetreymiş. O zaman bunun hacmini hesaplamak istersem hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklikte. Şimdi taban alanı ne kadar bunun? Tabanı bir kare olduğundan dolayı bir kenarın kendisiyle çarptım. Yani 12 çarpı 12 bana tabanın alanı verecek. Yani 144'e eşit olacak. 144 çarpı yüksekliğimiz kaç? 9'a eşit. 9. O da eşittir. 144 ile 9'u çarparsak çocuklar çarpalım bir kenarda. 144, 9. 9 kere 4, 36 elde var. 9 kere 4, 36. 3 daha 39. Yine elde 3 var. 9 kere 1, 9. 3 ekledim. 12. 1296 santimetre küp olacak. Taban alanı çarpı yükseklikten hacmi hesaplıyoruz. Bu kadar basit. Yukarıdaki noktalı kağıtta iki nokta arası 2 santimetre alınarak bir dikdörtgenler prizmasının açınımı modellenmiştir. Açınımı verilen prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi çocuklar bir dikdörtgenler prizması ise bu. Şurasını taban kabul edersem ben. Ve kapatmaya başlarsam. Şunun üzerine kapatacağım. Buraya dikilecek. Şurası buraya dik bir şekilde gelecek. Şuradaki kısım buraya dik bir şekilde gelecek. Burası yani dik bir şekilde gelecek. Şurası da hatta en sonunda üstünü kapatacak. O zaman ben bunu taban kabul edebilirim. Taban kabul edeceksem şunun bir taban alanını bir hesaplayayım buradan. Taban alanı. Şimdi buradaki dikdörtgenin alanı olacak. Dikdörtgeni 1, 2, 3, 4 birimmiş gibi gözüküyor ama iki nokta arasını 2 santim sayıda dediğinden dolayı burası 4 değil, 2 ile çarparsam 8 olacak. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil, 2 ile çarparsam 12 olacak. Dolayısıyla bunun taban alanı dikdörtgen olan dikdörtgen alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 8 çarpı 12. 8 ile de 12 çarparsak 96 santimetre kare çıkacak taban alanı. Şimdi bize bir de yükseklik lazım. Peki bu prizmayı kapattığımızda yükseklik neresi olacaktır? Yükseklik çocuklar şuradaki ayrıt uzunluğuna eşit olacak. Çünkü bunu dik bir şekilde buraya kapatacağım. Burası yüksekliğe eşit olacak. Dolayısıyla şurası da yüksekliğe eşit olacak. Yani bunlardan herhangi bir tanesini alabilirsiniz. Bunların bir tanesini sayalım. 1, 2, 3 birimmiş gibi duruyor ama her bir tanesini 2 saydığımdan dolayı ne olacak? 6 olacak. O zaman taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 96 buldum. 96 çarpı bunu da yükseklikle çarparsak yükseklik kaç? 6. O da eşittir. Ne çıkacak? Şurası 100 olsa 100 eksi 4 olarak kabul etsek şöyle pratik bir işlem yapalım. 600 4 çıkarttım. 576 santimetre küp çıkacaktır bu prizmanın hacmi. Taban alanı 56 santimetre kare olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 504 santimetre küptür. Buna göre prizmanın yüksekliği kaç santimetredir diyor. Şimdi hemen hacim formülümüzü bir yazalım. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklikte. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi verilenleri bir yazalım bakalım. Taban alanı kaçmış bunun? 56'ymış. Peki 56 yazdığımızda hacmi kaç çıkıyormuş? 504 çıkıyormuş. Bunu neyle çarpmam gerekiyor? Yükseklikle çarptığımda 504 olması gerekiyor. O zaman hangi sayıyla 56'yı çarparsam 504 olur sorusunun cevabı için ters işlem yaparsak. Yani 504'ü 56'ya bölersek çocuklar. 504 bölü 56. 10 defa olsa 5, 9 defa olacaktır. 6 kere 9 54. 50 var 5. 9 kere 5. Evet tam denk geldi arkadaşlar. O zaman buradaki h değerimiz ne olmalı? 9 santimetre olmalı diyeceğiz. Şekilde dikdörtgenler prizması şeklindeki akvaryum ayrıt uzunluklarıyla verilmiştir. Bu akvaryum kaç metreküp su alır diyor. Yani bunun bize hacmini soruyor çocuklar. Hacim eşittir soru işareti. Şimdi neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte.
ya da en boy yükseklik de yapabilirsiniz, size kalmış durumda. Şimdi bunun tabanı bir dikdörtgen şeklinde olduğunu anlayın. Şöyle bir bu dikdörtgenimizde bir gösterelim. Dikdörtgenin kısa kenarı ne kadar? 0 tam onda 5. Çarpı uzun kenarı ne kadar? 1 tam onda 2. Şimdi 0 tam onda 5 ile 1 tam onda 2'yi çarparsak, çocuklar bir sayıyı pratik olarak 0 tam onda 5 ile çarpmak demek, bu sayının yarısını almak demektir. 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Dolayısıyla 1 lira 20 kuruşun yarısını alırsam 60 kuruş olur. Anlayacağım bir dille söylüyorum. Yani 0,6 çıkacak. Bunu da neyle çarpmamız gerekiyor? Şimdi netleştirelim, kafamız karışmasın. Taban alanı, şunu kısaca taban alanına TA demek istiyorum çocuklar. Çarpı yükseklik. Taban alanını kaç bulduk? 0 tam onda 6 bulduk. Yüksekliğimiz kaç? Bak burada yüksekliğimiz de 1 metre. 1 ile herhangi bir sayı çarparsam sayının kendisi oluyor. Yani 0 tam onda 6 ile 1'i çarparsam yine 0 tam onda 6 çıkacak. Dolayısıyla 0 tam onda 6 metreküp diyeceğiz bu işlemin sonucuna. Şimdi hacmi tahmin etme ile ilgili sorular gelecek çocuklar. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin ederken hacmi bilinen nesnelerden faydalanacağız tabii ki. Dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları kolay işlem yapılacak sayılara yuvarlanır. Aşağıda ayrıt uzunluklara verilen kare dik prizmanın hacmini tahminle bulalım demiş. İşlem yaparak hacmini ve tahminlerimizi karşılaştıralım demiş. Şimdi bunun tahminen ben hacmini bulacaksam, ya bunu 3.1 demiş, ben bunu ne alayım? 3 alayım. Şunu 3.1 demiş, yakın olan sayı ne? 3. Yani yuvarlama yapıyoruz. Şunu da 6.5, ister 6 al ister 7 al. Fark etmez. Fark etmez derken sonucu değiştirecek ama sonuçta biz burada bir tahmin işlemi yaptığımızdan dolayı sonuçlar yakın değerden bulmasını istiyoruz çocuklar. Hatta bana kalırsa bunu 6 da değil 7 alırsak daha güzel bir sonuç buluruz. Neden? Bak bunu 3.1'den 3'e küçülttük. 3.1'den 3'e küçülttük. Hani şu onda 1'leri şuraya ver. Onda 1, onda 1, 6.7. Yani bunu 6 değil de 7 almak daha mantıklı. O zaman bunun taban alanı eşittir. Tabanı kare olduğundan dolayı 3 çarpı 3'ten ne olacak? 9 olacak. Bunu ne yapmam lazım? Hacmi hesaplayabilmem için. V harfiyle gösteriyor hacmi. Taban alanında yüksekliği çarpacağım. 7'yi çarpacağım. Ne olacak? 63 santimetre küp çıkacak. Bunun tahminen yaklaşık hacmi. Tamam. Yani yuvarlayarak işlem yapabiliriz. Aşağıdaki görsellerden faydalanarak boşlukları doldurunuz demiş. Konu anlatımı sayfa 228'de çocuklar. Kitap olan arkadaşlarımız çıkartabilirler. Çamaşır makinesinin hacmi 270 ne demiş? Desimetre küp demiş. Buna göre buzdolabının hacmi, şimdi düşündüğümüzde bu buzdolabının hacmi bunun neredeyse iki katı. Hatta iki katından bile biraz daha fazla gibi duruyor çocuklar. Dolayısıyla bunun iki katını alırsak ne olacak? Yaklaşık olarak 540, 270 ile 2'yi çarparsak 540 desimetre küp çıkacaktır çocuklar. Buz küpünün hacmi 8 santimetre küptür. Şunun hacmi 8 santimetre küpmüş. Buna göre süt kutusunun hacmi nokta nokta santimetre küp olarak tahmin edilebilir demiş. Şimdi bu buz kütlesinden bu süt kutusunun içerisine kaç tane yaklaşık olarak sığdırabiliriz diye düşüneceğiz çocuklar. Benim tahminim bir 100 tane falan girer herhalde. Dolayısıyla 100 ile 8'i çarparsak ne olacak? 800 yaklaşık olarak 800 santimetre küp diyebiliriz. 800, 900, 1000 de diyebilirsin. Yaklaşık bir değer olarak buluyoruz sonuçta. Bir ayrıt uzunluğu 6.1 santimetre olan küpün hacmi için en iyi tahmin kaç santimetre küptür diyor çocuklar. Şimdi küpü düşündüğümüzde şöyle bir küp çizelim çocuklar. Şimdi küpü düşündüğümüzde tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani burası 6, 6, 6, 6, 6. Hepsi 6 olacak. Bizim prizma için hacim formülümüz neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Peki tabanı ne bunun? Kare. Doğru mu? O zaman karenin alanı bir kenarın kendisiyle çarpımı olacak. Yani 6 çarpı 6 olacak. Bunun bir de yüksekliğini de hemen çarpalım. Yüksekliği de bunun yine ne olacak? 6 olacak. Tüm ayrıtları birbirine eşit. Dolayısıyla bir ayrıtın 3 defa kendisiyle çarpımıdır. Küpün hacmini hesaplarken çocuklar. Dolayısıyla 6 kere 6 36, 36 ile tekrar 6'yı çarparsak 216 santimetre küp olacak. Bunları niye 6 aldık? Çünkü tahminen bir işlem yapmamızı istediğinden dolayı bunu yaklaşık olarak 6'ya yuvarladık. 6.1 ile işlem yapmadık çocuklar. Sonraki sorumuzda yukarıda dikdörtgenler prizmasının eni
ve boyu gösterilmiştir. Prizmanın yüksekliği eninden kısa olduğuna göre, bak buradaki yükseklik eninden kısaymış. Yani 7'den küçük burası. 7'den küçük. Hacmi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi prizmanın hacmi. Taban alanı çarpı. Tamam, hadi en boy yükseklik de yapabiliriz. Yani bazen daha kolay oluyor. En boy yükseklik yapalım. Eni kaç bunun? 10. En ve boyu kaç? 10'a 7. 10 çarpı 7. Şimdi şurasını 7 kabul etsem. Şurasını 7 kabul etsem. Yüksekliği de 7 olmuş olur. Dolayısıyla bunları çarparsak. 10 ile 7'yi çarptım. 70. 70 ile 7'yi çarptım. 490 santimetre küp olacak. Ama bana demiş ki orasını 7 alamazsın. Orası 7'den daha küçük olacak demiş. Bak burası ne olacak? 7'den küçük olacak. Yani 6 olabilir, 5 olabilir. Dolayısıyla bunun değeri küçüldükçe buradaki hacimle ne olmak zorunda? Küçülmek zorunda. Mutlaka 490'dan daha da küçük bir değer almak zorunda. Dolayısıyla 490 alamaz çocuklar. 490'dan küçük 450, 430 ve 420 cm3 değerlerini alabilir. Evet, devam edelim. Bir köşede birleşen 3 ayrıtının uzunluğu 4 tam 1 bölü 3, 3 tam 4 bölü 5, 5 tam 1 bölü 7 olan dikdörtgenler prizmasının hacmi için en iyi tahmin aşağıdakilerden hangisidir? Neydi? En çarpı boy çarpı yükseklik. Şimdi bir ayrıtta yüksek birleşiyorsa bunlar, en boy yüksekliğin bu değerler olduğunu düşünebiliriz. Şimdi bunu kaç alalım? Şu 1 bölü 3 fazlalığı atalım, burayı 4 alalım. Bu 3 tam 4 bölü 5 demiş ya, 3'e değil de 4'e daha yakın gibi çocuklar. Şunu da 5 kabul edelim. O zaman en boy yüksekliğimiz ne olacak? 4 çarpı 4 çarpı 5 diyelim. O da işte 4 kere 4. 16. 16 ile de 5 çarptık. 80 santimetre küp olacaktır. Bu dikdörtgenler prizması için yapacağımız en iyi tahmin. Bir ayrıt uzunluğu 2.1 santimetre olan küp şekerin 5 tanesi üst üste konularak elde edilen kare prizmanın hacmi için aşağıdaki tahminlerden hangisi diğerlerine daha yakındır diyor. Şimdi bu 2.1 ya, tahmin dediğinden dolayı bunu ne alalım biz? 2.1 değil de 2 alalım. Bir tanesinin hacmini hesaplayalım. En, boy, yükseklik. 2 kabul ettik. 2 kabul ettik. 2 kabul ettik. O zaman bir tanesi için hacim en boy yükseklikten 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne olacak? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 cm3 olacak çocuklar. Bunlardan elimde 5 tane varsa eğer, 5 tanesi ne olacak? 5 çarpı bir tane 8 ise 5 çarpı 8 olacak. O da eşittir 40 cm3 olacak. Buradaki şekil için yapacağımız en yakın tahmini değer. Yukarıda ölçüleriyle verilmiş çamaşır makinesinin hacmi için en iyi tahmin aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hadi söyleyeyim bakayım. 79'u kaç alacağım? Tabii ki 80 alacağım. 91'i kaç alacağım? Tabii ki 90 alacağım. 102'yi kaç alacağım? Tabii ki 100 alacağım. O zaman en boy yükseklik yaparsak. Yani en boy yükseklikten en çarpı boy çarpı yükseklik. Dikdörtgenler prizmasının hacmini veriyor. Taban alanı çarpı yükseklik de yapabilirsiniz ama en boy yüksekliği vermiş. Çarpalım geçelim. Eni kaç? 8 çarpı. Boyu kaç? 90 çarpı. Yüksekliği kaç? 100. O da eşittir. Şimdi bak, pratik bir çarpma yapacağız. 8 ile 9'u çarp, 72. 1 ile de çarp, gene 72. Şimdi şu eklemediğimiz sıfırları işlemin sonucuna ekleyelim. Kaç tane sıfır eklemedik? 1, 2, 3, 4 tane sıfır ekledik. 1, 2, 3, 4. O zaman ne olacak? 720 bin santimetre küp olacak. Doğru mu? Peki. Şimdi geldik işin asıl can alıcı yerine. Biz bunu 720 bin santimetre küp aldık. Ama sonuçların hepsinde desimetre küp var. O zaman bunu ne yapmamız gerekiyor? Biri de desimetre küpe dönüştürmemiz gerekiyor. Şöyle bir hatırlayacak olursak çocuklar. Desimetre küp, hatta şurada metre küp vardı. Bir altında desimetre küp, bir altında da santimetre küp vardı. Bunların üstünde 3 olduğundan dolayı bunlar biner biner artıyor, biner biner azalıyordu. O zaman santimetre küpten de desimetre küpe geçiş yapmak için 1000'e bölmem gerekiyor sayıyı. 1000'e bölmek demek bir sayının sonundan 1, 2, 3 tane sıfır silmek demek. Bunun sonucundan 3 tane sıfır silersem 1, 2, 3 tane sıfır ne çıktı? 720 desimetre küp çıktı. Böylece hacim ölçme birimlerimize şöyle bir hatırlamış olduk dedikten sonra sonraki sorumuza devam edelim.
Yukarıda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi için en iyi tahmin aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burası en boy yükseklik yapalım yine. Eni 10. Boyu 4.8 almayalım. Ne alalım bunu çocuklar? Biz yaklaşık olarak 5 alalım. Yüksekliğini de şurada yüksekliği var. 6.2 değil de bununla yaklaşık olarak ne alalım? 6 santimetre alalım. O zaman en boy yükseklik dersek, en çarpı boy çarpı yükseklik dersek, enimiz kaç? 10. Boyumuz kaç? 5. Yüksekliğimiz kaç? 6. O da eşittir. 10 ile 5 çarptım. Şurası 50 yaptı. 50 ile de 6'yı çarparsam 300 santimetre küp çıkacak. Bu dikdörtgenler prizmasının tahmini hacmi. Dedikten sonra artık bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böylece dikdörtgenler prizmasının, kare prizmanın ve küpün hacmiyle ilgili olan kısımları da üniteyi bitirmiş oluyoruz çocuklar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.